Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu omuz ağrısı ya da omuz kireçlenmesine bağlı omuz ağrısının tedavisi yönünde olacak. Nasıl tedavi edelim, hangi egzersizleri yapalım, günlük yaşantımızda neleri değiştirelim de artık bu ağrıdan kurtulalım sorularının cevabını vermek istiyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi size şu kireçlenme mekanizması omuzda nasıl işliyormuş kısaca anlatarak videomuza giriş yapalım. Kireçlenme dediğimiz problem kıkırdak içeren bütün eklem yüzlerinde meydana gelebilen bir problemdir. Omuz eklemi için konuşacak olursak da omuz ekleminin bu sanki topa benzeyen başını saran bir kıkırdak doku var. Bu kıkırdak doku zamanla, yaşla, fazla kullanmayla ağrı oluşturabilir ve ilerleyen dönemde de o bölgede hasarla birlikte kireçlenme meydana gelebilir. Kireçlenmenin mekanizmasına baktığımızda aslında bu az önceki söylediğim gibi kol kemiğinin kürek kemiğiyle eklem yaptığı bölgede çoklu hareketler olabilir, yaşla birlikte o bölgedeki hasarlanmanın artışı olabilir ya da o bölgede aşırı kullanıma bağlı kıkırdak dokuda hasar meydana gelebilir. Bu hasar erken dönemde yangı, ağrı, hassasiyet oluşturabildiği gibi ilerleyen dönemde eklemden ses gelmesi, o bölgede aşırı ağrı, o bölgede hareket kısıtlılığı gibi gerçekten günlük yaşamı etkileyecek kadar ileri düzey bir problem oluşturabilir. Ve genellikle omuz kireçlenmesi dediğimiz problem yaşla birlikte artıp eklem yüzünde gerçekten ciddi hasar oluşturabilen bir problemdir. Bu problem için bugünkü videomda size özellikle çok kolay ama etkili egzersizler paylaşacağım. Birinci egzersizimizde sizden istediğim bu şekilde omuzlarınızla arkaya doğru daireler çizmeniz olacak. Mümkün olduğunca büyük daireler çizerek özellikle omuz bölgesini, kürek kemiği bölgesini aktive etmenizi isteyeceğim. 10 defa bu şekilde büyük daireler çizip arka tarafa doğru omuzlarımızı götürürken özellikle göğsün ön tarafındaki kasların ne kadar iyi çalıştığını hissedebilirsiniz. Daha sonra sizden istediğim bu daireleri aynı şekilde öne doğru çizmeniz olacak. Bu sayede hem göğüs önüne tutunan kaslara hem sırt bölgesinde tutunan kaslara fayda sağlamış olacaksınız. 10 öne, 10 arkaya olacak şekilde 3 set yani 3 tekrarlı egzersiz uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde kolumuzu yandan yukarıya doğru götürüp dirseğimizi başımızın arkasına doğru götürüp tekrar indireceğiz. Bu hareketin özelliği ne diye soracak olursanız aslında bu harekette özellikle baş üzeri ağrı yaşayan kişiler için o bölgede hareketliliği artırarak o bölgenin dolaşımını artırmaya hedefleyeceğiz ve bu yolla hem omzunuzu çok zorlamamış olacaksınız hem de baş üzeri aktiviteleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Sizden istediğim sağ, sol taraf 15 defa bu şekilde kolunuzu yandan yukarı götürüp yavaş bir şekilde indirip yavaş bir şekilde kaldırıp 15 tekrarlı 3 kez yani toplamda 45'er defa egzersizi uygulamanız olacak. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde dirseği göğsümüzün yanına birleştirip kolumuzu göğsümüzün önüne doğru getirip yana doğru açacağız. Bu egzersizi yaparken özellikle dirseğinizi göğsünüzün yanından ayırmamaya özen gösterin. Hareket biraz ağrılı olabilir özellikle dışa açtığınız kısımda. Lütfen çok fazla zorlamayın. Yapabildiğiniz açılarda hareketi yapın. Sağ kolunuzla uyguladıktan sonra sol kolunuza geçiş yaptığınızda aynı açılar olmayabilir. Hareketi ama bu şekilde omuzu açarak yaparsanız hem o bölgeyi daha fazla zorlamış olursunuz hem de aslında hareketin kalitesinden ödün vermiş olursunuz. Lütfen yaparken özellikle dirseğin göğüsle bitişik olmasına özen gösterin. Bu şekilde göğsünüzün önünde çaprazlayıp tekrar yana doğru açma hareketini 10 defa dışa 10 defa içe olacak şekilde her iki tarafa 2 set şeklinde uygulayabilirsiniz.
Sıradaki egzersizimizde bu şekilde hem kürek kemiklerini, hem dirsekleri, hem de omuz bölgesini çok iyi çalıştıracağımız bir egzersiz yapacağız. Sizden istediğim dirseklerinizi bu şekilde havaya doğru kaldırıp indirmek olacak. 10 tekrarlı 3 set, yani toplamda 30 defa olacak şekilde egzersizi uygulayabilirsiniz. Şimdi kolumuzu bu şekilde önde ve arkada hareket ettireceğiz. Bu özellikle omuz kireçlenmesi ileri düzey olan vakalarda çok etkili bir egzersiz. Bu şekilde elimin tersini sırtıma götürüyorum, elimin düzünü de karnıma götürüyorum. Yaparken gerçekten çok kolay görünse de özellikle omuz kireçlenmesi yaşayan bireyler için çok kolay bir egzersiz değil. Sizden istediğim 10 defa karnı, 10 defa sırtı olacak şekilde sağ, sol, 3 tekrarlı bu egzersizi uygulamanız. Son egzersizimizde bu şekilde dirsekleri arkaya doğru götürüp kürek kemiklerini sıkıştıracağız. Ama yaparken bu şekilde öne doğru eğilmemeye özen gösterin. Hareket özellikle üst sırttan ve omuzlardan meydana gelsin. Bu şekilde arkada kürek kemiklerimizi sıkıştırıp kollarımızı gevşek bırakacağız. Bunu yapmak gerçekten omuz bölgesinin özellikle arka tarafındaki kasları çalıştırmak için çok önemli. Yaparken özellikle kürek kemiğinin etrafındaki kaslara odaklanarak yaparsanız çok daha fazla fayda görürsünüz. Bu şekilde 10 defa arkada sıkıştırdıktan sonra 3 kez tekrarlayarak, yani 30 tekrarlı bu egzersizi uygulayarak bütün programı tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün omuz bölgesiyle ilgili göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Gerçekten düzenli uyguladığınızda çok iyi sonuçlar alabileceğiniz egzersiz grubu bunlar. Ama video ile ilgili de herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan oluşturabilir ya da direkt aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.